Şimdi Emin, Kurtuluş, Kadir, Fuat dört kişi bir torbadan sırayla bilye alıyorlarmış. Şöyle yazıyorum. Emin, ya da şu üst tarafa yazayım. Şöyle Emin, Kurtuluş, sonra Kadir ve Fuat. Şimdi şöyle alıyorlarmış. Önce Emin bir tane bilye, sonra Kurtuluş iki tane, Kadir üç tane, Fuat dört tane alıyormuş. Sonra tekrar başa dönüyormuş. Emin beş tane, Kurtuluş altı tane, Kadir yedi tane, Fuat sekiz tane. Sonra tekrar başa dönecek. İşte dokuz, on, on bir, on iki olacak. Bu şekilde ilerliyorlar. Tabii eğer yeterli bilye kalmadıysa bunları almayacaklar. Mesela diyelim ki Emin'e geldi sıra. Emin'in şu an 13 tane alması lazım. 13 bilye. Ama eğer kutuda 13 tane değil de 8 tane bilye varsa Emin 8 tane de alabilir. Ne kadar kaldıysa onu aldı en son. Şimdi bu işlem tamamlanınca Fuat 99 tane almış. Fuat'ın aldığı bilyeler şunlar. Buradaki toplamı biz 99 çıkaracağız. Böyle almaya devam edecek. Toplam 99 gelecek. Şöyle toplayınca 99. Tabii şu sayılar hep 4'ün katı. 99 4'ün katı olmadığına göre Fuat demek ki son alan kişi olmuş. Yani son 4'ün katı olmayan sayıda bilye varmış. O nedenle 99 çıkmış. Yani 99'u 4'e bölerek bulamayız. Ama şöyle devam edecek. 12 aldı. Sonra 16 tane alacak. Hep 4 4 ilerliyor. 4 kişi oldukları için. 20 olacak. 24 olacak. 28 olacak. Bir toplayalım bakalım. Şuraya kadar kaç etti? Şu toplamları. Önce şeyleri, sayıları toplayalım. İkisinin toplamı 12. 14, 20, 28, 32. 32. Şu onlar basamağına toplayalım. 32 idi. 42, 52, 72, 92, 112. Bunların toplamı 112. Şuraya kadar olan kısım 112. Şunu siliyorum. Şunu da şöyle kaldırayım. Bu toplam şu haliyle 112 ediyor. Ama 99 etmeli. Biz şu 28'i atalım. Son 28'i. Yani şu kısımdan çıkaralım. Şu bölüm, buraya kadar olan kısım, şuraya kadar aldığı kısım kaç olacak? 84. 84 bilye almış oldu. Ama 99 almalı. Demek ki sonuncu da 28 değil de 15 tane almış burada. 84 mü gerçekten bakalım. Şimdi 10, 20, 24. Evet, 84. Şimdi 99 olması için şurada 15 tane almam. Şunu siliyorum. Şunu. Şurayı. Son seferde burası da 15 olmalı. Toplam 99 tane bilye almış oldu bu şekilde olunca. Şimdi tabii biz buraya 15 tane dedik ama normalde 28 tane almalıydı. Yani şurası 28 olmalıydı. Eğer Fuat 28 alması gerekiyorsa Kadir kendinden bir önce bilye alan 27 tane almış olmalı. Kurtuluş 26 tane, Emin de 25 tane almış olmalı. Yani bu şekilde hareket edilmiş olmalı. Aslında şurada 28 tane alması gerekiyor. 4 4 ilerlediği için. Tabii buradan sayarak da çıkarabiliriz de biz 28'i 4'e bölersek 4'e bölersek 28'i şöyle 4'e bölelim. 7 gelir. Demek ki 7 sefer gerçekleştirmişler bu işi. 7 sefer yapmışlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sefer. Şimdi 7 sefer gerçekleşiyor. Bizden başlangıçta torbada kaç bilye olduğu soruluyor. Tabii aldıkları sayılar bunlar. Yani şu gerçekleşti. Emin bir tane aldı. Sonra şöyle yazayım. Şimdi Emin bir tane aldı. Kurtuluş iki tane aldı. Kadir üç tane aldı. Böyle aldılar, devam etti. İşte 26 tane aldı Kurtuluş. Sonra Kadir 27 tane aldı. 28 alacak da 15 aldı. 15 aldı. Biz bu toplamı hesaplayacağız. Bilyelerin tamamı bu. Şurayı birden 27'ye kadar olanları şöyle toplarız. 27 çarpı 28 bölü 2.
Bir de bunun 15 fazlası olacak. Şimdi 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum. Şurası 14. Çarpalım bunu. Şimdi 10 ile 27'yi çarpıyorum. 270 yapıyor. 4 ile 27'yi çarpıyorum. 4 çarpı 20, 80. 4 çarpı 7, 28. Artı 1 de 15 var. Şimdi toplayalım. 5, 8, 13. Elde var 1. 10, 30 işte ya da 100. 110, 120. 70 de burada. 90. Şimdi karıştı ben baştan. 70. Şöyle 10. 17. 17. 18, 19. 9, 1. Evet, burası 1. 2, şurası da 3. 393. Evet, yan yana zor oluyor.